Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek Attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi size iğneden tabi model tarif edeceğim. Modelim şu şekilde. Bakın arkadaşlar modelim lale modeli. Şimdi arkadaşlar burada laleden 3 tane var. Biliyorsunuz iğne yası ne kadar ipi çektirsek zarifleştirsek de İstense alırız. Ama ben iki tane yaptım arkadaşlar. Lalelerim ikili lale. Şu şekilde. Evet. Lalelerim ikili lale. Kırmızı beyaz ve mor beyaz olarak arkadaşlar. Bu şekilde ikili laleler yaptım. Bakın birebir dediğim gibi aynısını yapıyorum. Ortadan giden zürafamız. Çoğalan zürafamız. Bakın, çok da hoş ve zarif oldu arkadaşlar. Bu yapraklar çok hoşuma gittiği için yine tekrar sizlerle denedim. Sümbül'de denemiştik. Lalede de birebir aynısını yaptık. Bakın arkadaşlar. Gerçekten sizin de beğeneceğinizi seveceğinizi umduğum için yapımı da kolay hiç zor değil. Bu şekilde laleleri tasarladım arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başlarken bu aradaki 15 tane tığ battı mesafesini vererek başlayacağız buraya sizler için daha önce hazırlamıştım tığ battılarımızı da tutayım arkadaşlar bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik buraya 14 tane hazırladım bir tane de size göstererek başlıyorum bu şekilde 3 zincirimi sık iğne yaparak tığ battıma sabitledim şöyle ters tarafına çeviriyorum bakın Buradaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle tığ battı seviyesine çıktım. 10 tane zincir 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirin bir tane ortada tığ battısını bırakıp ikinci tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum ve bakın bir zincir çektim. Hemen dönüyorum. Bu yuvamın içine sık iğne ile ipimi sabitledim bakın kö köşeye bir tane sık iğne yapıyoruz ve üzerine 5 tane zincir şöyle 5 zincirimi çektim yaprağımızı bu 5 zincirimizin üzerine kuracağız arkadaşlar şöyle alttan girdim bakın dibinde bir zincirimi çektim alttan giriyorum dibinde bir zincirimi çekiyorum alttan girdim dibinde bir zincir 4 alttan girdim dibinde bir zincir bu şekilde 5 tane topladım 6 e, tane toplayacağız arkadaşlar 5 zincirin üzerine 6 tane ilmeği topladık bir tanesinde bu şekilde yuvadan 7. de yuvadan topladık toplamda 7 tane ilmek var tığımızda ve bunları 2 şöyle 2 2 şöyle inşallah ikişer ikişer alacağız arkadaşlar net gözükmese bile bu şekilde bakın şöyle arkadakini öne doğru öndekini tığımızın üzerine yığınca rahat bir şekilde ikişer ikişer alınıyor arkadaşlar hiçbir zorluk çekmeden şöyle köşesine bir zincirimi çektim ve hemen ilk ilmeğimin arasından girip bakın dibinde bir zincir. Sırasıyla tüm ilmeklerimin arasına girip ilmek toplayacağız arkadaşlar. Dibinde bir zincir, 3. Dibinde bir zincir, 4. Dibinde bir zincir, 5. Şimdi arkadaşlar bakın bu sırada yuvaya girmek yok. Sadece tellerden. Bakın, sadece tellerden ilmeklerimizi topladık. Yuvaya girmek yok. 2 2 alarak başa kadar gelelim. 2 2 bek. Gayet kolay ve net yapılıyor arkadaşlar. Şöyle bir zinciri unutmayalım köşesine yapmaya. Yine telimizin arasından girip bir tane dibinde zincir çekiyorum 2. Telin arasından girip 3 5 ve telin arasından giriyorum. Şöyle 6. Şöyle arkadaşlar bakın 2 2 alırken şöyle tığa doğru şu gerideki ipi arkadan gelen ipin üzerine yığarsanız rahat oluyor bakın. Şöyle 2 2 almakta zorlanan arkadaşlar hani hepsini birbirine dolaştırıyoruz diyenler arkadaki ipi öndekine ittirince şöyle biraz meyilli bir şekilde rahat bir şekilde yapılıyor tel alma işi buraya 3 tane zincir çekiyorum hemen bu ilk telimin içine sık iğne ile sabitledim bakın arkadaşlar ilk sıramızı yuvaya girerek 7'ye tamamladık diğerlerini yuvaya girmeden bu şekilde 3 sıra yaptık ve son olarak 3 zincirimi çekip şöyle telin arasına sabitledim ve sıradaki bakın diğer tellerin arasına da sık iğne yaparak yuvaya kadar ineceğiz sık iğnemi yaptım sıradaki telin arasına girdim yine bir sık iğne yaptım şimdi arkadaşlar bakın şu köşeye geldik en sonuncu telimizin içine iki tane gireceğiz eğer bura iki tane gerdiriyorsa arkadaşlar 3 tane bile sık iğne yapabilirsiniz bu köşeyi. El yordamınıza, el işinizi yapışınıza göre değişebilir. Evet. Şimdi sıradaki bakın ikinci yaptığım sıranın teline iniyorum aşağı bir aşağı. Sonra bakın ilk yaptığım yuvadan aldığım telin arasına da girdim ve son olarak bu 10 zincirli ana yuvamıza da indim arkadaşlar. Şöyle bir yaprağımıza bakalım. Bakın çok güzel ve hoş bir duruşlu bir yaprağımız oldu arkadaşlar şimdi buraya 15 tane zincir çekici dal yapacağız 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 zincirimi yine bu ana yuvamıza kapatıyorum bakın bu ilk dalımız ikinci dalımız için yine 15 zincir 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15. Sıkı sıkı çekelim ki şöyle kalıp gibi olsun. Evet. Bakın. Yaprağımız iki tane dalımız. Yine arkadaşlar buraya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çekip bu yaprağımızı yapalım. Zincirimizin altından girip üzerinde bir tane zincir çekerek ilmek topluyoruz. Hemen 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeği 5 zincirin üzerine topladık. 7.'yi de bu şekilde yuvadan alıyoruz. Tığımda 7 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi bunu ikişer ikişer şekilde toplayalım bakın üzerine arttık bu bir şöyle yaparken ilmeği üzerine artıyoruz rahat o zaman şöyle bir şey, toplama işlemi oluyor arkadaşlar hemen 2 2 iki, sonuncu 2'yi de alalım ve birinci sırayı bitirmiş olduk yine bir zinciri köşeye çektim bakın ilk ilmeğimin arasından girdim dibinde bir zincir ikinci ilmeğimin arasından girdim dibinde bir zincir 3 4 ikinci ilmeğimin arasından çektim 5 sonuncu bu yuvaya bakın arkadaşlar girdiğim ilmeğimi de bu şekilde girip topluyorum. Yine bunları 2 2 2 2 alarak topladım. Şöyle bir zincirimi çektim. Sonuncu ve üçüncü ilmeğimi sıramı da yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 4 5 ve 6 2 2 2 2 2, 2 alarak Bakın hepsini bitirdik arkadaşlar. Yine köşeye 3 tane zincirimizi çektik. İlk telimizin arasından girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle sık iğne yaparak arkadaşlar bütün tellerimin arasından girip aşağıya kadar ineceğiz. Şimdi sadece arkadaşlar şu köşe var ya en son geldiğimiz yere buraya şöyle iki tane sık iğne yapıyorum. Bu birinci. Bakın arkadaşlar. Şöyle birisi yukarı için, birisi de aşağı meyil etmesi için. Şöyle aşağı inerken bir zincirle de inebilirsiniz. Çektirmemesi, gerdirmemesi için. Bakın. Bir zincir. Sonuncu. Ve en sonda arkadaşlar şöyle yuvaya girerek bu şekilde yaprağı bitirdik yapımı gayet kolay arkadaşlar anlaşılması için ben yavaş yavaş yapıyorum sizler için 3 zincirimi çektim ve buradaki arkadaşlar tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum yine 3 zincirimi çekip sıradaki boş olan tığ battımın içine sabitledim 3 zincirimi çektim. Sıradaki boş olan tığ battımın içine sabitledim. Şimdi arkadaşlar devam etmeye gerek yok. Aynı şekilde 15 tane bu yaptığımız 3 tığ battı gibi yapacağız. Sonra yuvamızı kurup yapraklarımızı yapıp lalemizin yapımına geçelim. Bakın arkadaşlar lalemizin yapımına geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu ipleri böyle ses gelecek kadar bayağı bir gerdirerek, eğer iğneden tığa zarifliği istiyorsak ilk şıkkımız arkadaşlar bunu bu şekilde şöyle incecik yapabilmek son noktasına kadar esnetebilmek eğer son noktasına kadar esnetmezseniz elimizde sıkı olsa ince bir şekilde yapamayız arkadaşlar o yüzden bakın gayet hele altın başaklar çok esniyor arkadaşlar kalın olduğu için bu şekilde incecik yapalım. Çünkü 50 numara boyikler hepsi standart kalın oluyor. İyi iğne zarifliği için bu şekilde esneterek yapalım. Şimdi lalemizi bununla yapacağız arkadaşlar bu renkle yani. Evet arkadaşlar bakın ilk lalemiz lilaydı. İkincisi kırmızı, sıra yine lila da. Bunu rengi de yapabilirsiniz. Mavi lale oluyor mu? yapmıyorum ama mavi renkten de yapabilirsiniz arkadaşlar Evet bu 15 zincirli yaptığımız ilk dalımızın içine şöyle sahte sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum hemen yuvanın içine girdim ve bu şekilde sahte sık iğne ile kapattım bir yine 3 zincir yine yuvanın içine gir yine bu şekilde sahte sık iğne ile kapattım 3 zincir bakın bu şekilde 3 zincirli yuvayı dalımıza kapattık bakın arkadaşlar bu şekilde 3 zincirden 3 tane yuva hazırladım şöyle ters tarafına çevirdim hani sahte sık iğnenin dibine bir zincir çekmiştik ya arkadaşlar ilk yuvamın içine bunu sık iğne ile sabitleyeceğim girdim bu ilk zincirli yuvanın içine bir zincirimi sahte sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bakın ortadaki bu 3 zincirli yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. İşin püf noktası burada arkadaşlar. Bu ortaya hep artırma işlemi yaparak ortadaki ikinci yuvamızın için artırma işlemi yaparak devam edeceğiz. 3 zincirimi çekiyorum bu ortadaki yuvanın içine kapattığım 3 zincirimi bakın artırma işlemi yaptık yine 3 tane zincir hemen yandaki yaptığımız yuvanın içine kapattık bir zincirimi çektim döndüm bakın hemen ilk birinci yuvanın içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabit ve 3 tane zincir çekiyorum. Bakın ortadaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Kenarda bir tane yuva. Bakın ortada sürekli artırma. Yine 3 tane zincir. 3 zincirimi kapatıyorum. Ortadaki aynı yuvanın içine yani tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Yine 3 zincir sıradaki yuvanın içine girip buraya sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çektim. Yine ters tarafındayız bakın arkadaşlar. Evet, bu bir zincir arkadaşlar. Hemen ilk 3 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyoruz. Bakın bu bir zincirli sık iğneler kenarının çok güzel gözükmesini sağlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çekip yine tam ortasından bu şekilde sahte sık iğne ile kapattım. Sahte sık iğnenin üzerine bir zincir, iki de onun üzerine 3 zincir ve tam ortadan girip yani aynı yere iki defa girip bu şekilde artırma işlemi yapıyoruz. Bu dördüncü artırmamız oldu bakın arkadaşlar ve dördüncü sıramız Yine 3 zincirimi çektim. Şöyle kapattım. Bakın arkadaşlar. 4 sıra bu şekilde yaptık. İlk kurduğumuz 3 sıra 3 sırada üstüne artırma yaptık. Ve düz tarafına dönüyoruz artık. Lalemizin son sırası. Bitiş sırası. O yüzden buraları küçük küçük sinek kanatları yapacağız. Ve 5 zincir çekiyorum. Sinek kanadımı yapmak için hemen yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitledim 1 2 ve 3 tane de zincir çektim sinek kanadını biliyorsunuz arkadaşlar 5 zincirden kirpik 3 zincirle 5 zincirin arasına girip bu şekilde sık iğne yapıyoruz ve 8 tane zincir 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çevirdim aynı yuvanın içine zaten 3 tane yuvamız var arkadaşlar buraya da 3 tane her birinin üzerine bu şekilde sinek kanadı yapacağız İlk sinek kanadımızı oluşturduk bu şekilde ikinci sinek kanadımızı oluşturmak için bakın bu üç zincirli yuvanın tam ortasına sık iğne ile bir geçiş yapıyorum şöyle sabit sahte sık iğne ile geçiyorum ki zarif dursun 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi yuvanın tam ortasından sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane zincir. Çevirdim arkadaşlar 3 zincirimi. 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitledim. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8 çevirdim arkadaşlar 8 zincirimi buradaki aynı yuvanın içine ortadaki yuvanın içine böyle sahte sık iğne ile sabitledim ikinci sinek kanadım da hazır ve son sinek kanadı için hemen yandaki 3. yuvanın içine bu şekilde sabitledim ve 5 zincir ve arkadaşlar bakın kapattım 5 zincirimi buraya sahte sık iğne ile 3 zincirimi çektim aynı işlem 3. işlemimiz 3 zincirimi kapattım sıkı sıkı 8 tane zincir çekiyorum çevirdim hemen yuvamın içine bakın bu şekilde sahte sık iğne ile kapatıyorum bir zincirimi çektim hemen ipimi yakıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın ikincisini de tamamladım birincisini zaten lalemizin sizle yapmıştık İkincisini de bu şekilde tamamladım diğer lalelerim de bu şekilde arkadaşlar şöyle üçüncüsünü de sığdırabilirsek bu şekilde arkadaşlar bakın çok hoş çok zarif oldu lalelerimiz. yapraklarımızda uyum sağladı. Yine şöyle tek gösterelim arkadaşlar. Bakın. Evet. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.